Herkese merhaba arkadaşlar. Tütün Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Arkadaşlar geçen videomda mı bahsetmiştim hatırlamıyorum ama geçen veya bir önceki yok. Geçen lira videosu çektik. Lira videosunda bahsetmiştim. Şimdi birkaç bölüm bir Rus tütünlerini anlatacağız. Yeni Rus tütünleri gelmiş. Ben de açıkçası isterseniz merak ettim. Hemen aldım. Şimdi ne aldık? Geçen de bahsettim. Ben bu arada hepsinin paketini açtım ama hani şeylerine bakmadım. Adını sen getir. Neye denir? Ha, tütünlerinin içini açmadım diyeyim. Sadece açıkçası isterseniz satiri çok merak ettim. Bir satire baktım ki biliyorsunuz kaktüs aromasını severim. Bu da kaktüstü. Bununla ilgili bir yorum yapmayacağım bu videoda. Çünkü bunun direkt videosunu çekeceğiz zaten. Onun dışında bunların içinden arkadaşlar sticker çıkıyor. Aynı şu şekilde. Ve altında da hani şuranın bir amblemi oluyor. Hani ne diyeyim, şuradaki grafikler altında oluyor. O şekilde şık bir paket. Ayrıca o sticker olayı da çok hoşuma gitti. Benim paketler arasında en çok beğendim iç paket olarak. Dış paket olarak Satrinki çok orijinal de. Paketin içi olarak, satirin bu arada arkadaşlar içi adeta şey, pazardan alınmış poşet gibi, kalın bir poşet, sert bir poşet ama sıkıntı şu, mesela biz hep anlatırız, Irak'tan, İran'dan gelen kaçak tütünler paketsiz gelir. Atıyorum siz bir El Fakir alıyorsunuz, kutulu zor alırsınız. Hani kolay kolay kutulu bulamazsınız. Onu adam kutusundan çıkarıp poşetiyle satar. Ve onun poşetin üstü de amblemlerle doludur. Hani işte her tarafında El Fakir yazar veya yani 20 metreden görüp onun El Fakir olduğunu anlayabilirsiniz. Bununki sadece şey, buzdolabı poşeti gibi düşünün. Bir tek onu beğenmedim. Onun dışında en çok beğendiğim paketler arasında ve en kaliteli olanı Spectrum'unkiydi. Şöyle bir paket çıkıyor içinden arkadaşlar. Şu şekilde ayrılıyor. Paket ciddi manada kaliteli bir paket. Hani haşır haşır bir paket değil. Yumuşak bir paket. Oldukça iyi vakumlanmış bir paket. Şu şekilde görüyorsunuz. Zaten küçücük 100 gram tütüne yarım kilo bir tütün kapı koymuşlar. En çok bunu beğendim diyebilirim. Diğerine gelecek olursak ki bugün bahsedeceğimiz tütün bu. Brusco. Fiyatlarından da bahsedeceğim arkadaşlar. Her şeyinden bahsedeceğim bugün. Brusco. Şimdi arkadaşlar bunu da yüzlerce defa anlattım. Belki sıkıldınız bilmiyorum ama arkadaşlar paket çok önemli. Ben bu paketi gördüğüm zaman 100 liralık bir tütünle bu tütün arasındaki farkı anlayabiliyorum. Ha, bunun bir kötü yanı varsa beklentiyi çok yükseltiyor. Böyle bir paketten kötü bir tütün çıkacağına inanmak istemiyorum. İçersem ve kötü gelirse işte o zaman hayal kırıklığına uğruyorum. Tek kötü yanı bu. Bakın burada adamlar işte atıyorum şuraya parlak parlayabilen yapmış. Şuradaki karamel Hindistan ceviz desenleri siz kamerada çok net görünmese de 3 boyutlu. Bakın üst kısımları parlıyor. 3 boyutlu ve hani kabarık şekilde yapmışlar. Paketin hiçbir tarafı boş değil. Her tarafı dolu. Bugün zaten bunu içeceğiz ve bunu anlatacağız. Bu black bir tütün arkadaşlar. Zaten çoğu Rus tütünü black oluyor. Yani çoğu Rus markasının ya sadece black'i var. Black label olanları. Black leaf de deniliyor. Yani siyah yaprak. Siyah yapraklı olanları da var. Sadece siyah yaprak olanları var. Veya da sarı yaprak satıp aynı zamanda siyah yaprak satanlarını gördüm ben. Ya ben hiç dümdüz sadece sarı yaprak satan Rus firması görmedim. Arkadaşlar bunun orijinal mergilerinden aldım ben. Medium versiyonuymuş. Medium'u varsa bunun hard'ı da vardır işte. Hani daha ağırı da vardır yani. Aynı tütün için diyorum. Burasında medium yazıyor. Bir de bunun zero'su vardı. Nikotinsiz versiyonu. Hiç denemedim. Açıkçası isterseniz denemek de istemiyorum. Biz zaten nikotin için içiyoruz çünkü bunu. Şimdi paketi biraz daha inceleyecek olursak arkadaşlar şu şekilde paket açılıyor. Bu Mastev'de de vardı biliyorsunuz. Bunu çıkarıp atmayın. Bu tütünün tazeliğini koruması için olan bir kap. Bunu şu şekilde çekip açıyorsunuz. Açabilirsen de bu biraz zor açılıyor. Bu şekilde açıyorsunuz arkadaşlar. Tütün bu renk, simsiyah. Oldukça şerbetli bir tütün. Oldukça fazla şerbetli bir tütün. Kokusu inanılmaz. Nasıl inanılmaz? Hindistan cevizi, karamel ve kavun kokusu geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Burak 3 tane bambaşka tat saydın. Biz nereden bilelim? Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mastev Paradise. İçen varsa aranızda. Ben burada videosunu çektim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Mastev Paradise'ın.
Master Paradise benim içtiğim en güzel aromalardan biriydi. En güzel tütün olmasa da en güzel aromalardan biriydi Master Paradise. Kokusu ona çok yakın. Eğer tadı da ona çok yakınsa gerçekten çok beğeneceğim. Çünkü gerçekten çok özlüyorum Master Paradise'ı. Zaten aldım. 3 günde bitirmiştim. İnanılmaz bir aromaydı benim için. Çok hoşuma gitti. Koku ona çok yakın. Koku bu arada çok iyi kokuyor. Satır için yorum yapmayacağım demiştim ama satır o kadar kokmuyordu mesela. Tadından da hiç bahsetmek istemiyorum açıkçası isterseniz. Çünkü satırın bizzat videosunu çekmek istiyorum. Şimdi bu epeydir demleniyor. Bir 10-12 dakika oldu gibi. Şimdi arkadaşlar ben normalde satiri Funnel Lule'de içmiştim. Ki normalde Black Leaf tütünler Funnel Lule'de içilmesi tavsiye edilir. Fakat denemek bedava olduğu için ve ben de sizin için zaten denemek zorunda olduğum için bunu 5 delikli lülede içeceğim. Eğer istediğim performansı alabilirsem Satiri de 5 delikli lülede içeceğim. Çünkü Satiri ben finalde içmiştim. Bir de 5 delikteki farkını görmek istiyorum. O farkı da size anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Neden 5 delikli de içilmiyor bunlar? Bir, çünkü Black Leaf tütünler çok ağır oluyor ve 5 delikli lüle size bu ağırlığı daha net hissettiriyor. Zaten neredeyse ağırlıktan içilemeyecek olan bir tütünü daha da ağır hissetmeye çalışırsanız hiç içemezsiniz. Ondan dolayı 5 deliklilerde içilmiyor. Bir de siyah tütünler çoğu zaman çok şerbetli oluyor arkadaşlar. Ben hani şerbetsiz siyah tütün sadece şeyi gördüm. Sting Like Bee vardı ya, ismi aklıma gelmiyor. PLS'nin miydi? Sting Like Bee vardı. Nanelisini çektik. Hatta şey demiştim. Çok bereketli tütün falan demiştim böyle. 50 gramından 100 grammış gibi çıkıyordu. Neyse onun da videosu var. Sting Like Bee diye aratırsanız tütün gurmesinde onu da görebilirsiniz. Bir tek onu çok kuru görmüştüm. Onun dışında gördüğüm bütün Black Leaf tütünler aşırı derecede sulu ve sıvı oluyor. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden, çünkü videoyu atmak çok zor oluyor gerçekten. Tütünle ilgili her şeyi anlattık. Kabını anlattık, paketini anlattık, diğerlerinin paketine geçtik. Şimdi tütünü sadece denemesi kaldı arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Black Leaf tütünler arkadaşlar çoğunda ben gördüğüm kadarıyla, bu Adalya'da da yaşadım, işte Satir'de de yaşadım aynı şekilde. Onun dışında Fumari'de de yaşamıştım. Çoğu Black Leaf tütün geç açılıyor. Isıyı çok seviyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Biz şimdi 5 delikli yaptık. 5 delikli yaptığım için çok sıvı bir tütün olduğu için 5 deliklinin delikleri tıkanmaya çalışıyor. Ben çektikçe. Doğal olarak daha zayıf bir hava sirkülasyonu var içeride şu anda. Ondan dolayı da şu an biraz açmakta güçlük çekiyorum. Ama tat geliyor. Bu arada içerisini benim normalde hani Gusto'da falan doldurduğum gibi doldurmadım. Bir tık daha seyrek doldurdum. Hani daha az doldurdum. Çünkü daha önce de yaşadık. Bunu Adalya'da da çok yaşadım ben. Black Leaf tütünleri arkadaşlar çok sıkı sıkı doldurursanız, yani gerçekten 22-23 gram içmeye çalışırsanız bir tütünü, Black Leaf tütünü, ağırlıktan çok başınız dönüyor. Master o kadar ağır bir tütün değildi ama Satır gerçekten çok ağırdı. Adalya Black Leaf de çok ağırdı. Hani Adalya Black. Ondan dolayı dikkat edin. Düşükle başlayın. Eğer yetmiyorsa arttırırsınız. Şimdi aroma hoş. Aroma çok hoş ve çok pürüzsüz bir tat geliyor gerçekten. Hani şöyle söyleyeyim. Satir'de çok ağır bir, bahsetmeyeceğiz dedik de hadi birazcık anlatayım. Satir'de çok ağır bir nikotin tadı geliyordu arkadaşlar. Bunda hiç yok. Gerçekten hiç yok. Yani içtiğim en pürüzsüz tütün olabilir bu arada. Fumar'dan daha pürüzsüz olabilir. Çok clear bir tütün ya. Oo. Şimdi şöyle, evet, Master Paradise aroma olarak bundan iyi. Ben muz seviyorum. Onun içinde bunun üstüne ek olarak muz da var. Ondan dolayı olabilir. Ama bu yani
pürüzsüz yani. Mükemmel bir tat veriyor. Ya neredeyse sanki elektronik sigara gibi. Yani içine hiç kömür atılmamış. Şu an yanma olayı hiç olmuyormuş gibi. Çünkü nargilede ne de olsa hani en iyi tütünü de kullanırsınız arkadaşlar. Sonuçta siz ona bir kömür atıyorsunuz ve bir hani en azından bir zift, katran, karbonmonoksit tadı almanız lazım bir. Hiçbiri yok. Gerçekten çok başarılı. Varsa da çok cüzi miktarda var. Ya benim tamamen clean dedim tütün cinsi tam olarak bu. Şöyle ha ben bunun fiyatından da bahsetmedim. Arkadaşlar bu Brusco 250 gram. 250 gramı 450 lira bu tütünün. Bunu açıkçası isterseniz değer çünkü 250 gram black yerli tütünler bile o fiyatta. Ya da çok kalitesiz black almanız lazım. Mesela biz videosunu çekemedik. O kadar kötüydü ki yani Tumbaki vardı mesela bende. Onun da bir gün inşallah videosunu çekerim eğer istek olursa. Tumbaki Desert Dream vardı. Hala duruyor karşımda şu anda da. Onun da eğer istek olursa videosunu çekerim ama gerçekten kötüydü. Sırf Tumbaki'yi çok yerin dibine sokmamak için onun videosunu çekmemiştim. Bu 450 lira. Bence fiyatının fazlasıyla hakkını veriyor. Çünkü 250 gram zaten. Ve Black Leaf'lerde 250 gram demek çok bereketli tütün demek. Kolay kolay bitiremezsiniz demek. 12-13 belki 15'e kadar çıkabilen kafa yaparsınız ondan. Hani lüle doldurursunuz. Çok güzel ya. Gerçekten harika. Adamlar yapmış tütün arkadaşlar. Satire de bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdi çok girmek istemiyorum Satire. Satirin hani altına yazarsanız önce Atakama'ya mı yapalım, Guns of Waffle mı yapalım? Hangisini isterseniz onu çekelim. Çünkü Atakama'dan hani Satir'den birini çektikten sonra Spektrum'u anlatacağım artık. Spektrum'dan hiç içmedim. Ben de merakla bekliyorum çünkü. Ya bu arada tadı gerçekten %100 en verimli alabileceğiniz tütün diyebilirim ya. Ya Fumari'den daha çok beğeneceğim bir tütün hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten muhtemelen Fumari'den ya Fumari'nin o şekerlenme, bu ağzınıza şekerli tat gelme olayı çok güzel de bilmiyorum ya bunu sanki daha çok beğendim gibi. Gerçekten muazzam. Yani çok pürüzsüz bir tadı var. Neyse, böylelikle bunu da anlatmış olduk arkadaşlar. Tütün oldukça güzel, çok şık. Dediğim gibi paketinden tutun her şey çok şık. Tütünün kendisi de çok şık. Kendisi de çok güzel. İçini de gösterdim, simsiyah bir tütün zaten. Sadece Black Leaf'im var bilmiyorum. Benim aldığım yerde bir Zero'su vardı, bir de Medium'u vardı. Başka şeyini bilmiyorum açıkçası isterseniz. Tütünü puanlayacak olursam Duman Performansı. Şöyle size de göstereyim. Bu %90 açılmış hali arkadaşlar. Duman performansına 8 vermek istiyorum. Tada 10 vermek istiyorum. Çünkü tadı doruklarına kadar alabiliyorsunuz. Çok pürüzsüz bir tadı var. Doku şöyle. Daha ağır blackler içtim. Yani bundan çok daha ağır blackler içtim. Ama bence zaten bunun fazlası artık insanın midesini bulandırıyor. Bundan ağır olmamalı. Doğal olarak da dokuya da 8 vermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten muazzam arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizi tatmin edebilmişimdir. Aklıma başka bir şey gelmiyor anlatacak. Anlatacak çok şey var da videoyu kısa tutmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Videolarımı takip etmek istiyorsanız abone ol butonuna basabilirsiniz. Bir de arkadaşlar lütfen yorumlara bir yazın. Hani neyi atalım? Satir Atakama veya Satir Guns of Waffle.
Biri kaktüs aroması, biri işte waffle gibi düşünün. İlk hangisini isterseniz onu çekelim. Satırı da göstereceğim. Şimdi önümüzde yani 3 tane, 4 tane Rus tütünü olacak. Ondan sonra biz kendi bildiğimiz şeylere de devam edeceğiz arkadaşlar. Onların da fiyatlarını söyleyeceğim, gramajlarını söyleyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Nargile içenlere de bol dumanlar diliyorum. Kendinize dikkat edin.